İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benim sağlığın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, insan, hayat ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. ...7-2-1943 tarihinde Elazığ'ın en güzel köyü olan eskiden kadıların olduğu Baskin'in Kadıköy'ünde, Fırat kenarında, tam Fırat sahilindedir ve orada doğduk. İlkokulu orada bitirdim. Ortaokul, lise 2'ye kadar Elazığ'da okudum. Lise 2 ve 3'ü Adana'da okudum. Okul hayatımda birinciliği kimseye vermedim. Hep sınıflarımı birincilikle geçtim. Üniversiteyi de birincilikle kazandım. Adana'ya gidişimin sebebi Çetinkaya Şirketler Grubu'nun kurucusu olan abi Fehmi Çetinkaya o sırada ilk işe Adana'dan başladı. Ve dolayısıyla benim de orada olmamı istediler. Ben orada Adana Lisesi'ne nakdimi yaptım ve oradan mezun olduk. Oradan da rahmetli annemin babası Pötürge Kaymakamı'ydı. Pötürge Kaymakamı'yken annem daha o zaman bir yaşında hastalanıyor. Malatya'nın Pötürge ilçesi. O zaman Malatya, Pötürge'nin bağlı bir beldesi, ilçesi. Dedem Fehmi Efendi şeye gidiyor, memleketine gidiyor. O zaman orası daha sağlık bakımından gelişmiş. Fakat bir daha oradan dönmüyor, orada vefat ediyor, tifoya yakalanmış. Babamın dedesi de Mustafa Paşa, o da Abdülhamid'in Halef valisi. Dedem o sırada İtilaf Partisi, yani padişah taraftarı olan partinin Elazığ, o zaman Elazığ yok, Harput il başkanı. Tabii bu siyasi, İttihat ve Terakki'nin siyasi cinayetleri başlayınca dedem diyor ki burada da böyle bir şey olursa başımız belaya gider diyor. En iyisi diyor bırakıyor başkanlığı, İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da gideydi nerede burada işte bir yemek yiyecek en iyi yerini. O zaman Tokatya Nişanı. Tokatya Nişanı şu anda İstiklal Caddesi'ndeki en büyük abim oğlu Çetinkaya'nın tam karşısı. Babam bunu söyleyince sanki bir dua niyetiyle şey yaptı. Dedem oraya gidiyor. Mustafa Paşa, babamın dedesi. Ondan sonra biraz şey yapayım, orada yemek yer falan şey yaparken yan masada bazıları rahatsızlık veriyor. Bir, iki, üç. Dedem diyor, vallahi bunlar bir daha ileri giderse bunları vuracağım diyor. İşi daha da ilerletiyorlar. Dedem kuşağın alt arasını piştoğu çıkarıyor. O zaman o hep öyle ileri gelen adamlar silahlı gözüyle. Şimdi diyeceksin ya bu laf bir şey. Şimdi vuruyor ve ya Rabbi diyor bu ne bela verdin bize diyor. Yağmurdan kaçarken doluya yakaladı. Güya orada diyor biz il başkanlığına işte başımız belaya girer bıraktık geldik burada böyle bir şey yaptı. Gide gide Anadolu'ya karşı Bayburt'a geliyor. Sabahleyin diyor
Halep'e giden bir kervanımız var diyor. Senin de diyor bineğini hazırladım, yol şeyini hazırladık diyor. Sabah namazıyla birlikte hareketleşeceğiz. Tamam diyor. Yola çıkıyorlar, gide gide geliyorlar. Adana Gülek Boğazı'nda, Toroslar'da zaptiler orada şey yapıyor, yakalıyor şey. Abdülhamit de bütün her tarafa şey yapmış. Yakalandığında zinhar eziyet vermeden saraya gönderilen. O zaman Hicaz Demiryolu da yeni yapılmış. Ondan sonra orada şey yapıyorlar. Haber bir telgrafla efendim aman diyor. Çok önemli kişidir diyor. Zinhar rahatsızlık vermeyin diyor. Saraya şey yapıyor. Tam o günü Hicaz Ekspresi İstanbul'a hareketle Tarsus'tan bindiriyorlar. İstanbul'a geliyor, Yıldız Sarayı'na getiriyorlar. Yıldız Sarayı'nda o bahçe, ben onun için İstanbul'da kaymakam stajımı orada yaptım. Şey yaparken hep giderdim Yıldız Sarayı'na talebeyken de. Dedemin o şey avluda gezinti yaptı. Biraz diyor avluda gezinti yapsın, kendisine moral bulsun diyor. Ondan sonra huzuru alır. Yukarıda da devamlı takip ediyor Musa Bey. Aradan işte bir yarım saat, bir saat geçince huzura alınıyor. Alıyorlar huzura. Evladım diyor, ne yaptın diyor sen diyor. Niye o adamları diyor bir şey yaptın. Efendim anneme babama küfrettiler, devleti bey. Ya diyor sen değilsin, ben tanımıyorum, şey yapmıyorum. Tanımadığın adamlar niye annene babana küfrettiler? Efendim siz bizim babamız değil misiniz diyor. Sizin eşiniz bizim annemiz değil mi diyor. Böyle böyle. Evladım diyor, devleti Ali Osmani'yi öyle bir beladan kurtardın ki diyor. Onlar diyor, cuma selamlığında bize suikast yapan diyor, çıfıtlardı diyor. Ermeni şeyleri ve içinde İngilizceyi de var. Ateşisi de var. Onlar diyor şey, yeniden diyor eylem yapacaklardı Osmanlı'yı yıkmak için diyor. Şeye, Abdülhamid'e biliyorsunuz cuma selamında, cumada çıkarken suikast falan Abdülhamid şey yaptı, yanındaki muhafızlardan birkaç kişi öldü, şey yaptı. Onlar diyor işte bunlar da diyor daha büyük bir eyleme hazırlanıyorlardı. Biz de devamlı takipteydik, bir türlü diyor şey yapamadık, yüzüne şey yapmadı diyor. Sen devlet-i Ali Osmani'yi büyük bir gayreden kurtardın, dile bizden ne dilersin. Efendim diyor, bu devlet diyor işte diyor beni diyor çok yordu diyor. Bana diyor İzolo sefilesini verin. İzmolu sefilesi bizim işte dediğim köyümüzün karşısında Osmanlılar zamanında yapılan dikili iki tane Malatya tarafında ve Elazığ tarafında sütun üzerinde tellerle gemiler gidip geliyor böyle. Bizim orada Fırat, Murat ve birkaç tohma suyu filan hepsi birleşir. Orada neredeyse Boğaz genişliğinde olur. Çok geniş akar Fırat. Ve oradan Bağdat'a gider şey yapar. Biz yüzmeyi hep buradan öğrendik. Çocukluğumuz hep burada geçti. Bizim köy çok güzel böyle bahçeli şey. Neyse. Beni de diyor izo orada. O zaman köprü yok. Kömüran köprüsü yapılmam şey. Malatya'dan Elazığ'a, doğudan batıya gelen, batıdan doğuya geçen bütün şeyle o şey üzerinde gemi o sefine derlerdi o zaman. Onun üzerinde yaşıyor. Evladım diyor böyle bu kadar devlet uğruna büyük hizmetler yapan bir adam diyor böyle şey yapar. Devletim diyor çok yordun diyor devletin şey bizi. Hayır hayır diyor. Sana diyor büyük görevler düşecek. Seni Halep valisi tayin ediyoruz. Ondan sonra onu Halep'e vali olarak gönderiyor. 10 küsür sene Halep'te vali kalıyor. Ben Hatay valisi olarak gittim. Orada mezarını tespit ettim. Anne tarafından daha büyük dedemiz de o annemin sülalesi Elazığ'da Kurrak Hocalar dedi, büyük ulemadan. Kurrak Hocalar. Onların büyük dedeleri de Muhammed el-Aziz şeyde, Kahire'de Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın maliye nazırı. Annem dedi ki, oğlum dedelerinin dedi, mesleğini sen sürdüreceksin dedi. Her şeyde de bizim aileden bir mülki idare de mutlaka vardı dedi. Sen, tamam anne dedim.
O zaman tabii liseyi, Adana Lisesi bitirince geldik işte üniversite imtihanlarına. Niyetim kaymakam anneme söz vermiş rahmetliye. Annem çok kültürlü bir adam, düşünebiliyor musun? Jean-Jacques Rousseau, Tolstoy, Anna Karenina'yı, ondan sonra Balzac'ın bütün eserlerini, Garci, ondan sonra Gülistan, Bostan, Baharistan, şark klasiklerini annem hep bize ilkokulda öğretmişti. Okutmuştu daha doğrusu. Böyle bir Engin Kütüphane, köyde muazzam bir kütüphanesi vardı. Kur'an'ı filan hepsini ben annemden öğrendim. Arapça, Farsça çok güzel konuşuyor, çok güzel yazar. Ve anneme verdiğimiz sözü yerine getirmek için geldim. O zaman ÖSYM yoktu. Her kişi isteyen, hangi fakülteyi istiyorsa o imtihana gidiyor. Ben geldim Ankara, siyasal bilgilere girdim, birincilikle kazandım. Kaydımı yaptım, bir hafta, 5 gün sonra da İstanbul Hukuk Fakültesi. Niyetim İstanbul'da okuyacağım, hem talebeliğimi yapacağım, hem de Adana'daki üretim şeylerine, iş yerlerine kumaş seçip göndereceğim devamlı olarak. Geldim İstanbul Hukuk Fakültesi'ne. O zaman İstanbul Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk Fakültesi. Tek Türkiye'de bir tane Uluslararası Hukuk Fakültesi'ydi. Zaten iki fakülteden kaymakam alıyorlardı. Bir siyasal bilgiler, bir İstanbul Hukuk Fakültesi. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni de birincilikle kazandım ve birincilikle bitirdim. Buradaki kaydımı sildim. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne devam ettik ve aynı zamanda Talebe Cemiyeti Başkanı oldum. Biz İsmail Kahraman, ondan sonra okul arkadaşıyız. İsmail Bey Kütahya Kongresi'nde Millet Talebemi, çünkü ben İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanıydım. Cemiyet Başkanı Millet Talebe Birliği'ne aday gösterir. İsmail Bey'le birçok yakın dostusu. Benden önce fakülteye girmişlerdi ama ben onlardan önce mezun oldum. Bir toplantıya gitmiştim. Tuna'da bizim Kanuni Sultan Süleyman işte Tuna'nın şeyde Viyana kuşatmasında o şeyin tepede hala o orayı şey haline getirmiş. İşte Yeniçerilerden falan şey yapmış. Bilmiyorum siz o oraya gittiniz mi? Viyana'nın tepesinde o Osmanlı'dan şey yaptıkları eserle orada toplamışlar. Oraya gittik, gördük. Oradan aşağı inerken tam şeyde Tuna böyle o süzülerek önümüze geçiyor o tepeden inince o Viyana'nın tepesinde o dağ gibi. Duygulandım. Orada işte hani Yunus Emre'ki kıyıda geziyordu. Hani ardında çiçi. Nerede kardeşlerin cömert dil yeşil Tuna. Yeşil Tuna'yı görünce dayanamadım, orada okudum. O iki yerde çok duygusal oldu. Bir de Nil'de. Sayın Cumhurbaşkanımız, ben o zaman Genel Başkan Yardımcısıydım. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Sudan'a gitti. Sudan, Güney Sudan'da gitti. Orada filmlerini getirdi bize, şey yaptı. Perişan bir durumda o resimlerini gösterdi bize. O halk, sağlık yok, gıda yok, şey yok. Orada Mongol tipi evler ve Sarı Hastanesi. Doktor yok. Yaptı ve bitirdi. Dedi Necati, bir git dedi, bir kontrol et dedi. Bir ay sonra bakalım ne yap. Orada bir heyetle yanımda her partiden birer ikişer kişi alarak şeye gittik. Sudan'a, Hartum'a gittik. Hartum'da toplantılar yapıldı. Şeyde o zamanın işte bakan ve başbakan bizi parti binasında bir yemek verdi benim onuruma. Tam günlerden de 23 Nisan'da. 23 Nisan'da Büyükelçiliğin önünde bir konuşma yaptım. Aman Allah'ım, bütün parti, CHP'lisi, o zaman DSP'de vardı şurada. Hepsi, ben 5 dönem milletvekilliği yaptım biraz. Hepsi alkışıyordu. Ulan siz Türkiye'de olsanız böyle beni alkışlamazsınız. Abi de bir başkanım diye gittiğiniz her yere sen bizi de götürdün. Seninle gitmek diye bir şey dedi.
Ondan sonra orada konuşma yaptı. Çok böyle coşkulu bir konuşmaydı. Ertesi gün işte şey bize oranın bakanı, dahiliye veziri Nil'de bir seyahat yaptırdı. Türkiye'de bütün medyayı da götürmüşüm beraberimde. İşte bütün parti şeyleri. Tabii tam orada Nil'de şey yapıp, şimdi orada Beyaz Nil'le Yeşil Nil birleşiyor, Mavi Nil oluyor. İşte üstadın o nerede kardeşlerin Cömert Nil, Yeşil Turan, o şeyime gelince bir de Türkler orada Nil'in üzerinde bir asma köprü yapıyorlar. Tam Hartum'un içinde, karşıdan karşıya. Büyükelçimiz de hemen onun altında, Nil'in öbür yakasında. O bayrak asmışlar, Türk bayrağı. Duygulandım işte burada dedim, Sakarya okudum, orada da bir Sakarya okudum. Yani insan tabii o anıyı yaşayınca, o anıyı bileceksin ve ona göre yaşayacaksın. Ondan sonra çok duygulu ve çok duygusal şey oldu. Orada da böyle bir hatıramız oldu. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Tabii bunu tamamını okuyayım, uzun. Ondan sonra meclis yıkılıyor. Şimdi o zaman Deniz Baykal CHP Grup Başkanı, ben bitirdim. İkindi mi akşam namazını kılman için biliyorsunuz CHP kulisinden geçerek aşağıya mescidinin namaza yine. Deniz Baykal ekibiyle o şeyde kulislerinde CHP kulislerinde. Deniz iyi dostumdu. Sayın Çetin Kaya'da bana patron derdi. Patron dedi. Sayın Vali de. Patron vali. Ya tüylerimiz hala diken diken olmuştu. Biz kaymakam olduk. İstanbul'da maiyet memurluğu yaptık. İl kaymakamlık Tekirdağ Çerkezköy. Benden önce hep siyasal bilgilerden birincilik aldılardı. Kaymakam kursunda imtihan olur ve birincilik şey yapar. O zaman Faruk Çukan İşyeri Bakanı'ydı. Ben o zaman da işte girmiştim. Ve imtihanda birinciliği ben aldım. Sadece siyasallar şey oldu. Nasıl Çetika bizi benzer aldı o zaman. Hala o verilen o hatıra kalem bende duruyor. Ben, İsmail Bey, ondan sonra Rasip Cilisti, Niyazif Bey vardı, o da milletvekili rahmetli oldu. Ondan sonra biz hep talebeliğimiz, o zaman ihtilaldan sonra gitmişiz, üniversiteye girmiş 27 Mayıs ihtilalından sonra. Ve bir nevi siyaset. Ben tabii valiliğimde işte başladık işte Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ordu, Konya Valiliği, ondan sonra oradan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, oradan efendim Bursa Valiliği, sonra Manisa Valiliği, yani her bölgede valilik yaptım. Benim gibi İçişleri Bakanlığı'na bu kadar uzun süre valilik yapan kişi çok azdır. Ondan sonra ben Bursa Valisiyken rahmetli Özal beni çok severdi. Şey oldu, vefat edince yerine Süleyman Bey Cumhurbaşkanı. Şu Süleyman Bey de Allah rahmet eylesin, beni çok sever. Tabii bizim kara kaşımıza, kara gözümüze şey oldular. Şey bizim meslekteki o başarı, o vatanperverliğimiz, şeyimiz, gecemizi günümüze katarak şey yapan. Ondan sonra nerede bir şey olunca, sıkıntı olunca ilk akla gelen Necati Çetin Kaya'ydı. Bir gün mesela Ordu'ya gidişim, rahmetli Özal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çıktım. Saat 11 asayiş toplantısıdır bizim. Türkiye'nin her yerinde, vilayette valilerin başkanlığında, Ankara'da da İşyeri Bakanlığı'nın başkanlığında. O zaman
rahmetli Turgut Bey, Turgut Özal Başbakan, İçişleri Bakanı da Ali Tanrıyar, onun bacanağıydı. Ben biraz geciktim tabii, çok yoğun bir o günü işler vardı. Çıktım, Galip Demirel de Allah rahmet etsin, çok tatlı, dünya tatlısı bir müsteşarımızdı. Çok iyi dostumuzdu. İsmini biliyorsunuz, sen şeyde vilayet derevine verdik, Galip Demirel vilayet derevine. Şimdi gittim, o ara kurulduğunda emniyet genel müdürü geçer işte karşıdaki binada. Ondan sonra Galip abi aldım, Galip abinin elinde telefon. Abi dedim, haydi geciktik dedim. Ben zaten geç şey yaptım. Rahmetli kık kık böyle tatlı gülüşüyle ben anlardım, bir şey var dilin altında. Ya dedi, senin asayişin önemli dedi. Dedim, jandarma genel komutanı falan gelmiş, ikimizi bekliyorlar. İşler Bakanlığı'nın, Bakan Bey şey yapıyor. Senin asayişin önemli dedi. Sayın Başbakan'la geliyor, bugün de çarşamba dedi. Kenan Paşa ile dedi, Kenan Evren de Cumhurbaşkanı. Onunla dedi, şeye gidecekler dedi. Evet, şey, her çarşamba günü öğleleyin saat 11'de onlar da şeyde, Cumhurbaşkanı, Başbakan bir araya gelip ülke meselelerini şey yaparlar. O zaman gelenekti o. Ondan sonra, şimdi seni konuşuyordu. Kimi götürdüyse orduya vali, ordu karışmış her gün. O şeyde ordu olaylarının da itirafçı olanların hepsine karşı eylem yapıyorlar. Her gün birkaç kişi öldürüyor. Kimi götürdükleri vali olarak orduya giden isimleri şey yapıyor. Kenan Paşa diyor ki, siz kadrolaşıyorsunuz, imzalamıyor. Onun üzerine Başbakan dedi ki, Galip abi bana var, şimdi seni konuşuyorum, dedi ki, şimdi köşke gideceğim. Necati şey yapıyorsa, beni çok sevdiği için benim rızamı almak. Halbuki valiler kararnamesiydi, o zaman radyoda, televizyon yoktu. Ondan sonra seni şey yapmak, götürmek istiyor bu sefer ismini. Abi dedim, biz devlet terbiyesi görmüş insanız dedim. Bizi nereye gönderirlerse biz orada görev yaparız. Ya dedi, sen işte onun için seviyorsun, seni onun için seviyorum dedi. Senden beklenen de buydu dedi. Hemen tekrar şeyi açtı. Sayın Başbakan, Allah rahmet etsin, Cumhurbaşkanı. Ondan sonra Turgut Bey'i. Turgut Bey dedi, Necati yanında mı? Necati dedi, tamam. Ne demek dedi, Sayın Başbakan. Ondan sonra tamam dedi. O zaman dedi, isminle birlikte 4-5 isim daha ver ki dedi, şüphelenmesin dedi. Araya dedi, seni koyarız dedi. Ama dedi, şey getirin, senin isminin üzerine daha fazla şey yapacağım. Ben birkaç isim daha yazdım. Ondan sonra çıktı gitti. Biz daha sayış toplantısına girdik. Tam sayış toplantısındayken telefon geldi, Ali Tanrıyar dedi ki, Başbakan seni arıyor dedi. Bana. Aldım. Necati dedi ya. Senin ismini görünce o listenin içinde. Atın onu. Necati nasıl aklımıza gelmemişti. Hatay dedi, o şey yapmış dedi. Ben gittim de gördüm de. Konsey başkanı iken Hatay'a geldi. Ben orada işte rahmetli o birinci milli cephe hükümetinde Süleyman Bey beni çağırdı. Necati dedi. Düşündük, taşıdıklandı Hatay'a dedi, sen şey göndermemiz lazım. Gittik orada kısa zamanda, iki ay içinde huzuru sağladık. Ve bir şey yaptı, genelge yayınladı. Dedim ki, silahlarını karakol bahçelerine, işte o belirttiğim yerlere bırakırsanız hiçbir ceza işlem yap. Çünkü herkes kendisini korumak için silahlanmış, korkunç silahlanmış. Silahlarını teslim edecekler. Kimsenin hakkında işlem yapmayacağız, bilmeyeceğiz. Götüreceksiniz, jandarmanın bahçesini bırakacaksınız şeyde. O belirttiğimiz yerlere. Üstadım, bir silah toplandı. Kapalı spor salonuna sığmadı. Dışarıda dev bir çadır yaptım, orayı da doldurdu. İşte konsey başkanı diye Kenan Paşa oraya geldi. Orayı görünce, Allah gözlerdi, iki ordunun hafif silahlarla donatılacak silah toplamış Necati dedi.
Ve orada hemen bana bir takdirname, ilk olarak hep söylerdi. Sivil bir üst düzey yöneticiye ilk olarak Necati'ye verdim takdirname. Altın dolma kale bir saat. Hala duruyor bende onda. Ondan işte şöyle o isimler arasında benim de ismim gidince Turp Bey demiş, ya Necati nasıl aklımıza gelmedi? Atılır mı? Necati demiş böyle böyle. Cumhurbaşkanı rahmetli bana dedi, ya ben zannediyorum ki ben seni çok seviyorum, seni daha çok seviyorum. Bana anlattı bu meseleyi dedi. Ve gittik orduya, orada da çok önemli hatıralarımız var Allah aşkına. Oradan işte Konya'ya gittik, Konya'dan Ohal'den Bursa. Bursa'dayken rahmetli vefat etti, bu sefer Süleyman Bey Cumhurbaşkanı oldu. Süleyman Bey iki gün sonra şeye gelecek, rahmetli Cumhurbaşkanı olmuş, Bursa'ya gelecek. Cavit Çağlar da devlet bakanı o zaman, onu da çok seviyor, ben de çok seviyorum. Ben de Mustafa Kemal Paşa'da Balıkesir yolu üzerinde organize sanayi hazırlığı yapmışım. Üçüncü organize sanayinin temeli Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Bey gelecek, Turgut Bey gelecek batıyor falan vefat edince Süleyman Bey gelip temel edildi. Neyse, gece ben oradan dönüyorum, son hazırlıklara şey yapacağım. Ertesi gün Süleyman Bey gelecek. Saat gece yarım, o zaman cep telefonları yok, araba telefonu var. Araba telefonu çaldım, Ekrem Ceyhun, biliyorsun bakandı kendisi, Allah rahmet eylesin. Dedi ki, Necat dedi, o da bana patron dedi. Ya dedi beyefendi, o Süleyman Bey hep beyefendi. Biliyorsun kabinenin değişmez bakanıydı. Onun en itimat ettiği şeyler değil mi? Seni dedi Manisa'ya göndermek istiyor dedi. Manisa'ya bir sözü var. İşte o zamanki vali ona şey verdi, ismini vermiyorum. Mitik Meydanı verdi. Rahmetli Özal başbakan olunca onu... Anavatan Partisi Başkanı yeniden o siyasi hayata biliyorsunuz ihtilalle birlikte 80 ihtilalle bir siyasi yasaklı duruma gelmiş. Referanduma şey yaptı, plebisite. Süleyman Bey değişik illere gidiyor. İki il ona Mitik Meydanı verin. Bir Antalya, bir de Manisa. Manisa'da da halk ayakta duruyor. Manisa'da da o zaman Doğru Yol Parti'nin kalesi. Ondan sonra halk diyor ki şurada yapacağız, daha da büyüğünü yapacağız, ya şu ilçede bu. En sonunda Akhisar'da karardı. Süleyman Bey bunu bana anlatıyor. Bana işte orada dedi ki, Ekrem Bey de telefonda, onu da sağ arkadaşı Süleyman, sanki sözleşmişler. Necati dedi, payitahta dedi, payitahttan payitahta gidilmezdi. Payitahta dedi, şehzadeler şehri olan ondan sonra, Şehzadeler diyarından gidilir payitahttan. Fatih oradan dedi yetişti, oraya geldi. Sen dedi buraya göndermek istiyoruz dedi. Dedim efendim memnun edin. Yani Bursa'dan daha küçük zannetme dedi. Orası dedi, ben dedi Silikon Vadisi'nde yetiştim geldim deseyi gelen müdür oldum. Süleyman Bey bana anlatıyor. Orası Silikon Vadisi gibidir dedi. İslam İzmir'in organize sanayi hep dedi Manisa'da dedi. Gidince göreceksin dedi. Bütün dedi, o tarihi dedi. O Manisa ovaları dedi, bereket fışkırdı, Silikon Vadisi, Silikon Vadisi dedi. Onun için dedi ben o mitingden sonra dedi, bana dedi o zamanın valisi dedi, isim vermeyeceğim. Şey vermeyince dedi, miting meydan ver, Akhisar'da yaptık. Mitingden sonra dedi, çok muazzam bir miting yapıldı dedi. Dedim ki benden ne istiyorsunuz? Yarın tekrar iktidar olsa. Sayın büyüğümüz dediler, Sayın Başbakanımız o zaman, daha Cumhurbaşkanımız. Her şey senin zamanda geldi dedi Manisa. Senden istediğimiz Türkiye'nin en iyi valisini bize gönderdi. İşte sen onun için gönderiyorum dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım, ben size dedim hizmet erbabıyız. Bizi nereye şey yaparsanız gideriz. Benim ünvanım meslekte efsane validir. Öyle hatıralar var ki mesela Faruk Sükan'la ilgili şeyler, yani günlerce anlatsak şey yapmaz. Neyse
Orada işte Abdülkadir Beyler şeyler telefonu olan da yeter dedi ya. Hep dedi artık dedi valilik yapmadığı yer kalmadı dedi. Sen dedi yeter de gel dedi Ankara siyaseti. Sen talebeyken dedi sen siyaset yapıyordun dedi. Ondan sonra 95 seçimlerinde biliyorsunuz o sırada erken seçim şey yapıldı. İstifa etti. İşte o geldik 5 dönem üst üste. İlkin Doğru Yol Partisi'nden başladı. Ondan sonra Doğru Yol Partisi, 2 dönem Doğru Yol Partisi. Birinci dönem Konya. Dediler Konya seni çok seviyor. O zaman Tansu Çiller başbakandı. Genel başkanı. Konya'da koydum liste 1'de. Ondan sonra 99 seçimlerinde dediler ki Manisa'nın durumu çok şey. Manisa seni çok seviyor. Manisa liste 1 olarak gittim. Manisa'da seçildim. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya geldi. Ankara'ya gelişinde Sayın İçişleri Bakanımız Abdülkadir ve ben ilk onu kucaklayan biz Ankara'da geldi. Ve Tayyip Bey'le birlikte partiyi kurduk. Diğer arkadaşlar da var, hep biliniyor. Ve partinin ilk kurucularındanız. Ve ondan sonra AK Parti'de başladı. 3 dönemde AK Parti'den. Biliyorsun 3 dönem kuralı var. Birinci dönem kendi vilayetim, doğduğum vilayet Elazığ'da şey yaptık. Ondan sonra 5-0 getirdik. Ondan sonra şeye dediler ki ikinci dönemde yine Elazığ'da şey yaptık. Yani AK Parti 20, 21, 22, 23. 22-23 yine Elazığ şeyi. 22-23 Elazığ'da AK Parti'den. Bu sefer dediler ki Adana dedi biraz şey oldu, karıştı dedi. Tayyip Bey dedi ki senin bu sefer şeye dedi. Adana'ya dedi şey yapmak istiyor. Bir abiye ihtiyaç var dedi. Bizi Adana'ya götürdüm. Tabii dedim. İkinci memleketim dedim. Binlerce insan çalışıyor benim meselede orada. Bizim holding merkezi o zaman oradaydı. Sonradan İstanbul'a taşındı. Timesu'da işte şeylerin tankların hareketi sırasında ben şeydeydim. Meclisteydim 28 Şubat döneminin başlangıcı olan ve içim kan ağladı. Çıktım mecliste konuşma yaptım. Milli iradenden daha büyük bir irade olamaz. Daha büyük bir güç olamaz. Milli iradenin olduğu yerde herkes o milli iradeye tabidir. Ülkenin menfaati için milli irade karar verir. Vesayet makamları tutup da emrinde olan kişilere emir veremez. Mesela rahmetli Erbakan başbakandı. Ben o zaman Doğru Yol Partisi'nde milletvekiliydim. Yurt dışındaydı. Ondan sonra bir jandarma bölge komutanı çıktı. Çok adice bir konuşma yaptı. Kendisi Erzurum jandarma bölge komutanı. Kendisine küfretti başbakana. Böyle bir 28 Şubat süreci yaptı. Bekten geldi gittim kendisine. Sayın başbakanım dedi. Yapılacak işi hemen bunlar rütbelerini sökmek. Bak rahmetli Özan bir konuda hemen Genelkurmay Başkanlığı değiştirdi. Ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa o yapılmalıdır. Ve onun üzerine siz dedim ki ya bakın bu gittikçe size şey yapıyorlar dedim. Yani elense çekiyorlar. Eğer bunun önüne geçilmezse daha ülke daha da kötü. Ne dediler? İşte 28 Şubat süreci binlerce yıl yaşayacak dedi. Bunu tuttu o zamanki Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları şey yaptılar. Ne oldu? Hani biz biz de ne diyoruz? Hiçbir ordu Türkiye'deki gibi ismi Mehmetçik değildir. Mehmetçik de Peygamber Efendimiz'in ismidir. Biz ordumuza sonsuz bir sevgi ve saygıyla bağlıyız. Ülkenin huzuru, güvenliği, emniyeti, asayişi asker ve sivil güvenlik güçleriyle sağlanır. Onun için bütün zaferle biz onu ama onların da tarih boyunca tarihte o disiplinin dışına çıkmamışlardır. Emir ve komuta nerededir? Hiçbirisi ne zamanki emir komutanın üzerine çıkarak efendim tabi olduğu kişiliğe karşı
harekete geçmişlerdir. O ülke yıllarca geriye gitmiştir. Sayın Başbakanımızı gitmediği yerlerde biz giderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızı gitmediği yerlerde. Halk tabii hasbi olan, samimi olanı biliyor. Yani ve o konuşmalardan da zaten şey yapıyor, birçok arkadaşların milletvekili olduktan sonra senin diyor Soma'daki konuşmaların diyor hala da kulağımızda. Senin efendim Fas'taki konuşmaların diyor, senin Mudanya'daki konuşmaların filan. Bu nedir? Biz bütün mesele ülkenin tali ve teraki için halkı şuurlandırmak, halkı doğru olan yöne kaydırmak. Yoksa efendim ne olacak, milletvekili olmuşum şey, hayır. Ülkenin menfaati her şeyin üzerindedir. Biz hep onu birinci şeyimiz ülke. Hepimiz onun için gerekirse canımızı her an feda etmeye hazırız bu ülke için. Hep bunu birinci düsturum benim, birinci hedefim hep siyaset şeyimde bunu ön planda tutmuşumdur. Hedefimiz ülkenin tali ve terakkisi, yükselmesi ve payidar olmasıdır. Bekası da bununla mümkündür. Ondan hep şunu işlemişimdir. Yani keşke birçok icatlar, Peygamber Efendimiz diyor ki, bulunduğunuz asırda diyor, eğer sizden daha büyük icatlar başkaları yapmışsa, Müslümanların dışında başkaları, siz gerçek mümin olamamışsınız diyor. Siz diyor bulunduğunuz asırın yıldızları, hayır ayı, hayır diyor güneşi olmak mecburiyetindesiniz. Yaptık mı biz bunu? Maalesef bugün Müslümanlar işte şu anda içimiz kan ağlıyor. Gazze'de efendim Filistinlilere reva görülen o soykırım olayı. Demokrasi diye efendim marvalar, şeyler, palavralar atanlar bugün hepsi sınıfta kaldı Batı dünyası. Yunus gibi halk şairi olan Anadolu'da yetiştiği Gevheri vardı. Diyor ki makamımız alakarlı da olsa, etrafı hep lale sümbül bağ olsa, her ne kadar paşa olsa be olsa, yakasız gömleğe sarılır bir gün. Öyleyse o yakasız gömleğe sarılmadan önce diyor görevinizi yapın diyor. Ondan sonra rahmetli babam derdi ki işte bundan çok büyük Adana'daki mezarının mezar taşına, sevgi kabrine de bunu yazdı ki gelen geçen okusun şey yapsın. Abimle birlikte kardeşlerimle kararlaştırdı. Mezar taşında çok. Çünkü hep bunu, o bize bunu ezberletmişti. Arif bir insandı. Yani bu şeyde herkese bir alacağı bir tavsiye vardır. Bir ders vardır. Ey misafir, kıl namazın kıble cenuptadır. Ey gönül, bir can için her cana mihnet eyleme. İzzet-i dünya için sultana mihnet eyleme. Gir kanaat damına, nadana mihnet eyleme. Terk eyleme insafı, bu makam bir imtihandır. Aklını al başına, gafil olma, bu iki kapılı andır. Ben de bir zaman salınır gezer idim. Turab oldum, iki taş dikildi başıma. İşte oğlum derdi. Toprak olup iki taş başınıza dikilmeden önce, bilmem şunun, sultanın, şunun hoşuna gidecek de şey değil. Allah'ın rızasını temin edecek, insanların sevgisine mazhar olacak işler yapın. Genç kaymakamım. Bana dedi oğlum dedi, seni ne için dedi okuttuk dedi. Vallahi böyle. Ne için okuttuk? Köyde yetişmiş ama arif bir insan. Daha şeye gelmişim, Sübesse tatiline gelmişim. Daha üniversite son sınıftayım. Abim beni Fırat Nehri'nin kenarında işte tekneyle karşıda gemi diyoruz biz. Malatya'ya götürüyor. Oradan otobüste Malatya'ya geçiyor. Oradan da trenle tekrar İstanbul'a döneceğim. Sen ne işin dedi okutuyoruz dedi. Ses yok. Bizim babamıza karşı büyük bir şey vardı. Herkes gelir babamın sohbetini dinlerdi. Ondan sonra Cumali Efendi konuşunca herkes susardı.
Sen ne için oğlum dedi gönderiyoruz dedi. Bir, vallahi oğlum dedi, vali olabilirsin. Hem kaymakam olabilirsin. Benim hayat çizgimi orada keyfi çizdi. Aynen hepsine de basa onun gösterdiği yere basamak basamak rahmetlinin o vasiyetiydi benim. Vasiyet aldım onu. Vali olabilir, kaymakam olabilirsin, vali olabilirsin. Milletvekili olsun, bakan olsun, hatta cumhurbaşkanı. Vallahi dedi bunlar benim için önemli değil. Oğlum benim için en önemli olan ne de biliyor musun? İnsan hizmet ettiğin o idare ettiğin o insanların müşterek seçinde Cumali Efendi oğlun hizmetkar olmuş. Bize ve bu ülkeye hizmet ediyor. Gönüllerimizi fethetmiş diye biliyorsan, dedirtebiliyorsan o zaman sen dedi benim gerçek evladım olursun. Şimdi oraya gittiğim günden beri 4 sene kaldım orada. 4 sene boyunca samimi söylüyorum. Bir gün doğru dürüst çocuklarımı denizin şeyine götürüp de orada sahilleri çok güzel bir şehir. Yine böyle bir Ramazan günü. Sahura kalktım. Sahuru şey yaptık. Hanıma dedim ki hanım dedim ondan sonra ben bugün dedim yine ilçelere gideceğim dedim. Ondan sonra işte Fas'a, Ünye, ondan sonra sırasıyla ilçelere dedim şey yapacağım, önemli şeyler var. Ya dedi bir günde dedi kal dedi, bugün pazar dedi, çocuklar dedi doğru dürüst dedi gezmedi, şey yapmadı, 4 senede burada iş yap. Hanım dedim daha çok gezeriz dedim ama millet bizden hizmet bekliyor dedim. Bakınız üstad, yola çıktım, tam Perşembe'ye geldim anons. O zaman bizim motorla telsizlerimiz vardı. Onlarla anons ediliyor. Efendim, ordunun efendim girişinde giderken ondan sonra yangın var dediler. Eyvah dedim. O mahalleyi de biliyorum hemen ordudan, affedersin ordudan giderken Fas'a girişinde yangın var. O tarihi evler var, ahşap evler filan. Ramazan, kadınca sahura kalktırmış, yemek yaparken baca tutuşmuş. Yangı çıkmış. Hafif rüzgar da var. Eyvah dedim. Şimdi dedim şey oldu dedim. Mahalleye gide çünkü ben öyle hiç durmam. Bütün milletvekili derdi ki oral milletvekili Necati Bey'in ayak bastığı yeri biz bilmiyoruz. Daha gitmemişiz diyor. Görev bu. Devlet adamlığı. Sen devlet. Allah sana yarın soracak. Sana bu görev verdim ama sen hangi hizmetin? Neye imalkar oldun? Vallahi ev ev dolaşırdım, otururdum. Sarılırdım, şey yapardım. O şekilde biz orada terörü bitirdik. Neyse, Perşembe'yi geçerken o anonsu işitince eyvah da hemen orduda benim özel idarece ortak olarak öncülük yaptığım efendim Suri Tahta fabrikası var. Oranın itfaiyesine talimat verdim. Merkez itfaiyesine. Ünye Çimento fabrikası var. Oranın Çimento fabrikası. Şeye, hepsine talimat dedim. Ben de yoldayım dedim, geliyorum. Gelinceye kadar dedim bütün itfaiye ekipleri intikal etmiş olacak ve yangın kontrol altına hiçbir yere sıçramadan. Bilirler de Necati Çetik'e bir emir vermişse ondan sonra o emri yerine getirilmese vay haline. Konya ile ilgili bir hatıramı yaptım çünkü çok önemli bunlar. Sözü açıyor. Ondan sonra gittim. Ya işte milletin gönlünü bu şekilde gönüllere giriyorsun. Girdim, itfaiye gelmiş, kontrol altına almış. Bütün samimiyetimle söylüyorum, kadını erkeği. Beni görünce, bakalım. Anam dedi, kız bacı dedi, biz demiyor muyduk ki bu Vali Hızır? Bak dedi, ne kaymakamı, daha Fas'ın belediye başkanı ve kaymakamı ortalarda yok. Ama nerede adamlar, ben uyumuyorum, şey yapıyor işte. Ne diyor atasözüne? Gezen tilki yatan aslandan yeğdir atalarımız demiş. Ondan sonra döndüm hanıma söyledim. İşte hanım dedim bak ben eğer yolda olmasaydım o mahalle giderdi. Bir gün yine oturuyorum saat öğleden sonra 4 sıraları.
Ondan dediler Saadet Hanım gelmiş sizi dedi ziyaret etmek. Saadet Hanım oradaki böyle hayır gruplarının öncülüğünü yapan son derece şey bir kadıncağız. Orada kız yetiştirme yurdunu gel dedi şey yaptım. Cemil Bey o zaman vakıflardan sorumlu devlet bakanıydı. Ben de o Konya valisiyim. Oraya Cemil Bey açışa gel bana sürpriz olsun diye burayı sen yaptın dediler. Bir baktım mermerin üzerinde Vali Çetin Kaya kız yetiştirme yurdu. Hala orada duruyor. Şimdi bu çok önemli. Yani insanı hem düşündüren, hem ağlatan, hem de ders veren. Dediler, Saadet Hanım dedi ki efendim dedi, Cemile Hanım dedi aşağıda dedi, yürüyemiyor dedi. Şeyde dedi, sandalyede dedi, oturuyor dedi, ayaklar tutmuyor dedi. Ağlıyor dedi, şeye gittik dedi, hayırlı dedi. Meram'da dedi bir yeri var. Meram, metrekaresi altın değerinde. Konya'nın en kıymetli yeri. Ondan sonra şey yapmak istiyordu. Burayı dedi milli eğitime hibe edip okul yapmak istiyor dedi. Tapuk Adası Bölge Müdürlüğü'ne gittik dedi. 10 gün sonra gelin dedi. Kadıncağız'a bugün mutlaka devri yapılsın diyor. Ağlıyor dedi. Hemen gelsin. Haydi hemen dedim ben onu şey yaparım. Tarihi bina olduğu için asansörümüz de yoktu. Ondan sonra gönderdim iki kişi. Şeylerinden şey yaptılar. O tekerlekli sandalyede getiren makama. O arada da şeye telefon edip Tapuk Adası Bölge Müdürlüğü çabuk buraya gel dedim. Cemile Hanım'ın dedim o gayrimenkulünün devrini yap. Tapuyu al getir buraya dedim. Cemile Hanım da kahve şey abi kahvelerini içeceği kadar o tapu buraya gelecek mi? Aksi takdirde dedim sen burada görev yapamazsın. Ben buraya göreve başladığım zaman ne demişimdir? Bugün git yarın gel. Değil. Bugün geldim bugün bu iş biter. Hizmet böyle olur. Çabuk dedim. Biraz sonra onlar kahvesini işte şey yaptılar. Tapu geldi. Ne dedim? Bak dedim yapılıyordu. Kadıncağız ağlıyor diyor ki bugün yapılması lazım. Üstadım o kadar duygulandım ki. Kadın dedi ki yalnız bir şartım var dedi. Buraya dedi okul yapılacak milli eğitime ama dedi okulun ismine senin isminin verilecek. Rüyada bana öyle dediler dedi. Rüyada dedi Necati Çetin Kaya Bölge Lisesi olacak. Benim canımın canısın efendim. Sen gönlümün sultanısın efendim. Bana sensiz dünya zindan misali. Gönlümün sultanı sensin efendim. Hikmeti vücudum sendedir sende. Aşığın olmuştur uğrunda bende. Ne olursun rahmeyle, merhamet eyle. Canımın cananı sensin efendim. Gönlümün sultanı sensin efendim. Bunu Kenan Günel o zaman TRT Türk Sanat Müziği Daire Başkanı'ydı. O besteledi. Diğerlerinin çoğunu da Amir Ateş besteledi. Ondan sonra Muhayyer Kürdi makamından bestelendi. TRT şey yaptı. Burada eskiden konser ve işte bu yine verecektik. Fakat bu iki senede şey yapar. Bu pandemi falan geldi. Biliyorsunuz bestekar milletvekilleri ve şeyler burada konser şey yapıyorduk. Hazırlığı yapmıştık o son şeyde de şehitler şey oldu, bir şehit oldu ya, onun üzerine ertelendik. Rabbim bizi doğru yoldan ayrılmasın, Allah bu ülkeye zeval vermesin. Bu ülke var olduğu için biz varız. Bu ülke için her şeyimizi feda etmeye her zaman hazırız.